İsmim Perihan Aşık. 26 yaşındayım. 8 yıllık evliyim. 2 çocuğum var. Ortaokul mezunuyum. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz peki? 1,5 yıldan beri yapıyorum. Kaç gün sürüyor bir halı kenarını bitirmeniz? Bir halı kenarını 3-4 gün sürüyor. Yapmama bağlı. Peki ne kadar kazanıyorsunuz? Aslında yapımına bağlı, mesela ayda 300 de yapabiliyorsun, 200 de senin yapımına bağlı yani. İşte ne kadar yaparsan o kadar para alıyorsun. Sana bağlı yani. 3 günde bunu bitirdiniz diye. 3 günde ne kadar kazanacaksınız? 36 lira. 3 günde 36 lira. Evet, 3 günde olabiliyor, 4 günde, bir haftada sürüyor. Tabii o sana bağlı. Şey bazıları bir haftada yaptığımı söylüyor. Demek Evet. senin elin hızlıymış, Evet. Bazıları 2 günde yapıyor. değil Benim ama çocuklarım olduğu için çocukların okulu, mi? evimin ihtiyaçları. İşte o yüzden. Peki paranın kontrolü sende mi? Pantolonu konuya kendi kazancım ki hani ben de eşimki de birlikte yani ortak olarak şey yapıyoruz. Zaten borcumuz varsa evimizin giderleri verecek yerlerimizi birlikte karar alıyoruz. Peki çalışmayı bırakırsanız ne olur? Yani bunu neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Çok az değil mi 3 günde 36 lira? Evet, az ama işte çocuklarıma katkı olsun diye, yani eşime katkı olsun, evime falan diye, kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için destek amaçlı yapıyorum. Peki sorun yaratıyor mu bu? Hani çocuklara bakmak açısından, ev işleri Ya ister açısından? istemez yaratıyor hani, tabii zamanımın tamamını buna ayırıyorum. Birazını da çocuklarla. Tabii evime biraz şeylik kalıyor. O da mecburiyetten işte. Ha, ev işlerine bazen yetişemiyorsunuz. Yetişemiyorum. Çünkü bu işte yetişmesi lazım. Benden iş bekliyorlar. Peki, daha önce yaptığınız farklı işlerde oldu mu bu tür evde? İğne oyası falan işliyordum. Daha önce nakış kursuna gittim. Kurdaleden iş yaptım, boncuktan iş yaptım. Yani bu tür şeyleri boşça falan yapabiliyorum yani. Çalışmak sizi hayata karşı güvende hissettiriyor mu peki? Yani bunun parası sizi güvende hissettiriyor mu? Ya tabii hani paran olduğu zaman istediğin şeyi hani alabiliyorsun. Mesela bu ay bunu alırsam mesela şunu alırım diyebiliyorsun. Hani eşinin verdiği mesela çocuklarını evine alacağını alıyorsun. Eşimin aldığı da zaten evin kirası, elektrik, su, doğalgaz, çocukların okul masrafı. Bunlara gidiyor. Aynen. Bunlar da senin bir nevi ihtiyaçlarını Aynen. gideriyor. Kendi ihtiyaçlarını. Aynen öyle. Anladım. Çalışırken çocuklarınızdan destek alıyor musunuz? Çocuklarımdan destek, kızımdan birazcık alıyorum. Hani bana yardımcı olabiliyor mesela şunu yap dediğimde. Diğeri zaten 2 tane çocuğum var. Biri 3 yaşında, biri 7 yaşında. 7 Kızım, yaşındaki kız. evet. O yardımcı oluyor. Evet, Peki birazcık. keşke çalışırken bu olsaydı ya da şartlarda bu olsaydı dediğiniz bir şey var mı? Yok. Zaten ev hanımıyım. Yani başka bir şey dediğim yok. Çocuklarımla vakit geçirmeyi, onlarla ilgilenmeyi daha çok seviyorum. Yani sizin için aslında şey bir nevi hobi gibi mi? Evet. Hobi gibi. Çünkü zaman kötü. Çocuklarını kimseye de emanet edemiyorsun. O yüzden şeyde çalışmayı tercih etmiyorsunuz Yok, yani. dışarıda çalışmayı tercih etmiyorum. Ama mesela emeğinizin karşılığını alsaydınız yani 3 günde Ya 36 çok lira iyi olur değil ama çocuğumuza bakan olursa hani mesela kreşe falan verecek olsak bütçemiz yetmiyor. mi? Evde de bakacak kimse olmayınca mecbur evden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki mesela daha iyi maddi imkanlara sahip olsaydınız da bu tür işler yapar mıydınız? Mesela iğne oyası ya da böyle halı Ya kenarı. hani bu halı kenar değil ama iğne oyası falan yapardım. Hani çeyizlik için. Mesela kızıma veya kardeşime, kendim için. Yani iğne oyası, namaz dolayı yapıyorum mesela. Bunu Yazma. yapmazdınız ama. Yok, onu yapmazdım ama namaz iğne oyasını devam ettirirdim. O da yine kendi kızınıza çeyiz olarak falan Evet. diye. Kendi kızıma, oğluma, gelinime dedi. Peki
bu şartlardan memnun musunuz dedim. Evet dedim, değil mi? Evet memnunum, yani evimdeyim. Şikayetçi değilim, zaten isteyerek yapıyorum. Hı. Bir yıldır yapıyorsunuz. Evet, bir yıldır yapıyorum.